Günaydın. Günaydın. Az önce hazırlık aşamalarımı gördünüz. Bugün arkadaşımla çalışma date yapacağız. Benim test konum hala belirli değil. Bu arada ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Geçen videoda çok sorulmuştu. Test konum hala belli değil. Aslında belli de iki konu arasında git gel yapıyorum. Ama bugün kesinleştirip artık literatür taramasına geçiş yapmam gerekiyor. Bugün de Ortaköy'e inelim istedik. Böyle hava çok güzel, deniz havası alırız hem de ders çalışırız dedik. Bu kadar düzlük yeter. Şimdi bu tarakla saçımı ben böyle tarıyorum. Çünkü bu saça böyle bir hacim veriyor. Baksanıza. Bence çok güzel duruyor. Bir oda kokusu almıştım. Bunu birlikte açalım istedim. Filenin oda kokuları gerçekten çok iyi oluyor. Hatakra'nın çok popüler bir tane kokusu var. Onun adı da Soft galiba. Birebir aynı. Çubukların içine atalım. Buraya da koydum. Olarak bilgisayar çantamı hazırlayalım. Defterimi koyuyorum. Gözlüğümü alıyorum. Hem mavi ışık kırıcı hem de optik gözlük. Şuna da basalım ki odanın temizlenmesi gerektiğini anlasınlar. Keşke ona basınca böyle oda kendiliğinden temizlense ne güzel olur. Gözlüğümü almadığım için gerçekten çok pişmanım. Ay buradaki kumpirciler de yemin ediyorum ki kurtlar sofrası ya. Gerçekten burada yürümekten nefret ediyorum. Hele kumpir alacaksam tek bir yerde yiyip hemen kaçıyorum. Çok tatlılar şu an. Poz vermeleri hoşuma gitti. Böyle bir yer. Bakın herkes el sağlıyor birbirinden çünkü. Benden yesin istiyorlar. Haklılar tabii ki ama yine de bir kurtlar sofrası var bu. Yok değil. Buranın bu manzarası bence bebekle kapışır. Karşı tarafta böyle, burası daha sessiz ama burası deniz görmüyor. Ama yine de çok güzel. Buraya çalışmak için muhakkak gelin. Tekrardan merhabalar. Ben de orta boy laktozsuz miso rica edeceğim. Sen tanıştın mı kadın? Bunların güzelliğine bakar mısın? Güzel mi? En çok şu şekilde olanı beğendim. Güzel laf. Ben laktozsuz misto aldım. Aleyde flat white aldı. Ben şöyle de iki tane de dereotu poğaça almıştım çünkü kahvaltı yapmadım. Çalışıyoruz. Evet. Ama sen bayağı yarıladın sayılır. Konuya karar vermek konuyu yarılamak demektir. Tezi yarılamak demektir. Minik bir güncellemek istedim. Test konuma karar veremiyorum ve şu an beynim o kadar ağrıyor ki böyle aşırı stres yaptım ve böyle stresten hep kusasım geliyor. Günün en güzel saatlerinden bir tanesi. Oturduğumuz yerden kalktık. Ortaköy'deki Starbucks'taydık. Söyledim mi hatırlamıyorum. Eğer söylemediysen de ana söylemiş olayım. Çok yoğun olmuyor. Ders çalışabileceğiniz çok güzel alanlar var. Zaten gösterdim. Öyle gelirsiniz buraya. Beşiktaş'ta şahane bir kampanya başlatılmış. Esnaf paylaşarak böyle ücretsiz öğrencileri falan doyuruyorlarmış. Aşırı iyi. Aklınızda olsun dostlarım. Ama gerçekten ihtiyacınız yoksa da böyle bir şeye başvurmayın. En güzelliğine bakar mısınız ya? Muhtemelen İstanbul'dan başka bir yerde göremeyeceğiniz insan trafiği. Yani çok garip ya. Gerçekten hala inanamıyorum bazen.
kahveyi aldım. Bizde bu var mı bilmiyorum ama ben ne zaman keyifsiz bir şekilde yemek yersem, yani o anı keyiflendirecek bir şey yoksa, aldığım kalori boşa kaloriymiş ve harcadığım para boşa gidiyormuş gibi hissediyorum. Sizde de var mı böyle bir şey? Umarım yoktur. Gün sonuna doğru enerjim bayağı düştü. Yani böyle bir duruldum. Galiba tezimi halledemediğim için onu biraz kafama taktım. Yemek yedikten sonra umarım kendime gelirim. Şu an size bambaşka bir günden sesleniyorum. Aslında video kopuklu olsun istemezdim ama Görkem Karman'la tanıştım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü birçoğumuz gibi ben de Görkem Karman'la büyüdüm. Onun makyaj videolarıyla büyüdüm. O yüzden benim için çok kıymetli. Videoya da eklemek istedim. Aldıklarımı hemen burada göstermek istedim. Her kullananın aşırı memnun olduğu bu makyaj süngerinden aldım. Bu iki ürün aldığım için hediyesiydi. Ve aşırı isteyerek aldım. Gerçi diğerini de isteyerek aldım ama Jade Roller aldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? O kadar ağır, o kadar kaliteli bir şey ki bunu dolapta tutacağım ve göz altlarıma süreceğim. Öyle şeyleri ben çok seviyorum. Cilt bakımına olan ilgimi de biliyorsunuz. Ay çok heyecanlandım. Biz Genco Erkal'ın tiyatro gösterisine geldik hocamızla. Hatta hocamız da bu arada tez hocamız, danışmanı. Tez danışmanımız. Aynen, tez danışmanımız. Mimar Sinan Farkı işte. Deli. Bak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Kapatmadan önce bugün bir çanta aldım, onu göstermek istedim. Tamber'dan şöyle bir çanta aldım, tam bir okul çantası. Bu şekilde 48 cm yazıyordu. Şurasında küçük bir anahtarlığı var. Bunları ben yırtacağım çünkü bunu iade etmeyeceğim. Benim bilgisayarım 14 inç. Ve şahane oldu. Gerçekten. Aşırı sevdim. Tam istediğim bir çanta. Boyu zaten rengi siyah. Birlikte karar vermiştik. Çok beğendim. Bunun linkini aşağı muhakkak koyarım. Bir de Gorkito'dan aldığım birkaç parça vardı. Bunları da zaten göstermiştim. Hemen bunu denemek istiyorum ama. Süngerine şöyle detaylı bakalım. Bir kere kutulu olması çok güzel. Bu büyüyor. Bunu muhakkak bir videoda deneriz. Köpüğü. Aşırı güzel. Kesinlikle. Ama ben bunun kakaolusunu kullanmıştım daha önce. O bir tık daha güzel kokuyor. Ama bu da çok güzel. Böyle yemek istediğiniz bir koku. Oh mis. Çok sıktığım için tabii şu an ellerim garip bir hal aldı ama formu bayağı güzel. Yani eskiden kullanmıştım. Ve öyle hatırlıyorum. Dostlarım, vlogu artık burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Burada daha fazla aktif olmaya çalışacağım kesinlikle. Ama beni daha aktif bir şekilde takip etmek istiyorsanız Instagram'ımı şuraya bırakıyorum. Orada çok daha fazla aktifim. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.